Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülkemizde kısa süre önce satışa sunulmuş olan Xiaomi 12T Pro modelini inceleyeceğiz. Arkadaşlar bilindiği üzere ülkemizde en çok satış yapan markalardan bir tanesi de Xiaomi ve Xiaomi geçtiğimiz günlerde yeni 12T ve 12T Pro modellerini ülkemizde satışa sundu. Bunlar üst seviye modeller arkadaşlar. Hatta geçtiğimiz günlerde biz 12T'nin detaylı bir incelemesini gerçekleştirmiştik. Şimdi ise sıra 12T Pro'ya geldi. Öncelikle şunu belirtelim. Eğer 12T incelememizi izlediyseniz tasarım açısından 12T ve 12T Pro arasında hiçbir farkın olmadığını sizlere söyleyebiliriz. Yani iki telefonu şöyle yan yana tuttuğunuz zaman hangisinin 12T, hangisinin 12T Pro olduğunu tam olarak kestiremiyorsunuz. Ama tabii ki söz konusu teknik özellikler olduğunda iki cihaz arasında çok önemli farklılıklar bulunuyor ki bu farklılıklardan en önemlisi arkadaşlar elimde tutmuş olduğum 12T Pro'nun tam 200 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Birazdan bu kameranın detaylarına değineceğim ama öncelikli olarak şunu söyleyeyim sizlere. Hali hazırda Türkiye'de satışa sunulmuş olan 200 megapiksellik bir cihaz yoktu. Dolayısıyla 12T Pro bu açıdan ilk oldu arkadaşlar. Yani ileride bir gün hatırlamak isterseniz ya acaba Türkiye'de satışa sunulan ilk 200 megapikselli telefon hangisiydi diye işte bu sorunun cevabı 12T Pro olacaktır arkadaşlar. Şimdi gelelim telefonumuzun tasarımına. Xiaomi biliyorsunuz kendisine has bir tasarım çizgisini oluşturdu. Genel olarak bu tasarım çizgisini biz kameralardan anlıyoruz arkadaşlar. Özellikle bu yıl satışa çıkan cihazlarda kamera kurulumları birbirine benzer seviyelerdeydi ki bu cihazda yine baktığımızda klasik Xiaomi ile özdeşleştirebileceğimiz bir kamera kurulumuyla karşılaşıyoruz. Ön tarafa baktığımızda bizleri delikli bir ekran tasarımı karşılıyor ki artık zaten son dönemde hemen hemen bütün üreticiler bu tasarım çizgisini kullanmaya başladılar. Aslında biz hani 2022 ile birlikte ekran altı kameraların yaygınlaşacağını düşünüyorduk. Lakin bu teknoloji çok fazla kullanılmadı arkadaşlar. Neden? Çünkü henüz çok üst seviyelere gelebilmiş değil. Ekran altına kamera koydukları zaman çözünürlük vesaire çok fazla düşüyor. Ki bunu sadece üst seviye cihazlarda yapıyorlar. Biliyorsunuz mesela Samsung falan katlanabilir cihazlarında bu teknolojiyi kullanmıştı. Ama dediğimiz gibi orta segment cihazlara hiç gelmedi. Hatta görüyorsunuz üst segment bir cihazda bile hala bu teknolojiyi görebilmiş değiliz. Devam edelim tasarımından arkadaşlar. Telefonu kendimizi tuttuğumuz zaman sağ tarafta ses açıp kapama ve power butonunun olduğunu görüyoruz. Sol tarafta herhangi bir tuş ya da giriş çıkış bulunmuyor. Telefonun alt kısmında tip C girişimiz var, şarj girişimiz ve yanında da sim kart yuvamız bulunuyor. Merak edenler için söyleyelim arkadaşlar. Bu cihazda 3.5 mm'lik kulaklık girişi yer almıyor. Ama şöyle bir güzelliği var. Bu cihazda Harman Kardon'dan destek alınmış ses tarafında. Zaten cihazın üst tarafına baktığınızda burada Sound by Harman Kardon ifadesini görebiliyorsunuz. Bu önemli. Neden? Telefonun sesinin daha net, daha anlaşılabilir ve daha yüksek seviyelerde çıkması her zaman kullanıcı için bir avantajdır diyebiliriz. Şunu da söyleyelim tasarıma değinmişken arkadaşlar. Cihazımız kutudan çıktığında üzerinde bir ekran koruyucuyla birlikte geliyor. Dilerseniz telefonun kutusunun içerisinde kılıf olduğunu da sizlerle paylaşalım ki zaten artık son dönemde çıkan telefonların hemen hemen hepsinde silikon kılıf geliyor. Neden böyle oluyor onu da açıklayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz artık çok fazla telefon çıkıyor ve çok fazla seçenek var. Dolayısıyla siz bir telefon aldığınızda ona uygun bir kılıf bulmanız bazen zor olabiliyor. Bu yüzden de ne yapıyor üreticiler? Telefonun yanında bir adet silikon kılıfı kullanıcılarına hediye ediyorlar. Şimdi arkadaşlar tasarımdan devam edelim. Bu cihaz 8.6 mm'lik bir kalınlığa sahip. Bu kalınlığın yani ortalama standartlarda olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne çok ince ne çok kalın. Gayet böyle elle tutmaya elverişli. Yani şöyle tek elinizde rahatlıkla tutup kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan telefonun gayet stabil bir performans sunduğunu söyleyebiliriz. Kamera çıkıntısı evet biraz yüksek yani şöyle masaya koyduğunuzda gayet yüksek olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunun sebebi arkadaşlar buradaki 200 megapiksellik kamera. Çünkü bir kat çıkılmış, kameralar yerleştirilmiş. 200 megapiksellik kamera için bir kat daha çıkılmış. Yani telefonu şöyle tuttuğunuz zaman şöyle bir
yapıyla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla 200 megapiksellik bir kamera ile geldiği için bu cihaz buradaki kamera çıkıntısı da pekala normal karşılanabilir. Gelelim arkadaşlar telefonumuzun ağırlığına. Malum günümüzdeki cihazlar genel olarak baktığımız zaman 200 gramlık ağırlığın civarında dolaşıyorlar. Yani 190 ile 210 gram arasında oluyor telefonlar genel olarak. Bu cihazın da arkadaşlar ağırlığı 205 gram. Çok ağır diyemeyiz, çok hafif de diyemeyiz. Fakat dediğim gibi ortalama standartlara sahip bir ağırlığa sahip. Elinizi çok fazla yormuyor. Yani telefonu şöyle tutup saatlerce konuştuğunuzu varsayarsak çok fazla eliniz yorulmuyor. Neden? Çünkü çok fazla ağır değil. Atıyorum 230-240 gramlık bir ağırlığa sahip olsaydı ki biz böyle telefonlar da gördük. O zaman elinizi biraz daha yorma ihtimali vardı. Lakin 205 gram elinizi çok fazla yormayacaktır. Ayrıca cebinizde de böyle çok fazla büyük bir ağırlık hissetmiyorsunuz. Bu da 12T Pro için olumlu diyebiliriz. Ha tabii biz de isterdik ağırlığı 160-170 gram olsun ama malum adamlar 200 megapiksellik bir kamera koymuş. Bu cihazın içerisine 5000 mAh'lik bir batarya koymuşlar ki 5000 mAh'lik bir batarya koyduğunuzda telefonun hem kalınlığı artıyor hem de direkt olarak ağırlığı artmış oluyor arkadaşlar. Tasarım demişken arkadaşlar son olarak ekrandan da bahsedelim. Cihazımızda AMOLED bir panel bulunuyor arkadaşlar. Bu AMOLED panel 68 milyar renk sunuyor bizlere. 120 Hz'lik tazeleme hızımız var. HDR 10 artı özelliğinin bulunduğunu da sizlerle paylaşalım. Ortalama parlaklığımız 500 nits. Maksimum parlaklığımız ise 900 nits arkadaşlar. 6.67 inçlik bu ekran gövdeye %86.7'lik bir oran sunuyor bizlere. Ki bunun gayet başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 1220x2712 piksellik bir ekran çözünürlüğümüz var. Bu bize 446 ppi piksel derinliği sunuyor. Son olarak bu ekranın Corning Gorilla Glass 5 ile korunduğunu da sizlere belirtmiş olalım. Evet, tasarım kısmı bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz yavaş yavaş teknik özelliklere geçelim. Teknik özellikler kısmında kamera için ayrı bir parantez açacağız burada. Az önce de belirttiğim üzere 200 megapiksel bir kamera var. 200 megapiksel modunda bir fotoğraf çekip onu şöyle zoomlayacağız ve bakalım bize hangi ayrıntıyı nasıl gösteriyor? Bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar. Yonga setine baktığımızda burada Qualcomm tarafından üretilmiş olan Snapdragon 8 Plus Gen 1'i görüyoruz arkadaşlar. 4 nanometrelik bir Yonga seti. Dolayısıyla hem güç tüketimi tarafında hem de ısınma tarafında beklentileri karşılıyor. Yani güç tüketimi tarafında minimum bir sarfiyat görüyoruz. Isınma tarafında ise oyun oynadığınızda vesaire cihaz kolay kolay ısınmıyor arkadaşlar. Bu da Yonga setinin en büyük nimetlerinden bir tanesi. Zaten Qualcomm'un bu Yonga seti kendini güç tarafında ispatlamış durumda ki burada önemli olan ne arkadaşlar? Xiaomi'nin bu Yonga setini nasıl bir soğutma sistemiyle korudu. Burada Xiaomi özel bakır borular vesaire kullanmış. Dolayısıyla Yonga seti etrafındaki sıcaklık telefonun içerisindeki bakır borulardan vesaire dolaşıyor ve telefon kolay kolay ısınmıyor arkadaşlar. Normal şartlarda mesela soğutma sistemi çok iyi olmayan cihazlarda ısı tek bir noktada yoğunlaşabiliyor. Ama bu cihazda öyle bir durum söz konusu değil. Gayet performanslı bir şekilde performans düşmeleri olmadan, kasma donma olmadan oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. Ayrıca kılıf taktığınızda arkadaşlar ısınmayı hiç hissetmiyorsunuz. Bunu bir kere söyleyeyim sizlere. Yani kutunun içerisinden çıkan silikon kılıfı taktığınızda o ısınmayı hiç parmaklarınızda hissetmiyorsunuz. Ama hani şu şekilde oynarsanız şu kısımlarda ufak bir ısınma oluyor. Onun haricinde de cihazda böyle aman aman ne kadar ısındı, ellerimi rahatsız etti diyebileceğiniz herhangi bir ısınma olmuyor. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Ve geçelim RAM tarafına. Burada 8 GB'lık bir RAM'imiz var. Ama artık bunun bir önemi yok. Neden? Artık sanal bellek diye bir şeyimiz var arkadaşlar. Biliyorsunuz dahili depolama alanının bir kısmını biz RAM olarak kullanabiliyoruz. Yine aynı şekilde burada da bu cihazın dahili depolama alanının bir kısmını RAM olarak kullanabilirsiniz. Ha, buna gerek var mı diye soracak olursanız açıkçası arkadaşlar ben 8 GB RAM ile kullandım bu cihazı. Yani herhangi bir arttırma vesaire yapmadım. O noktada da hani beni çok rahatsız etmedi. Oyunumu oynadım, uygulamalarımı açtım, sosyal medyada gezindim vesaire. Herhangi bir tarafta ya bu burada ne kadar donma yaptı, RAM miktarı ne kadar yetersiz gibi bir şikayetim olmadı. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Ve dahili depolama alanına geçelim. Bu cihazda arkadaşlar 256 GB'lik bir dahili depolama alanı var ki bunun artık bir premium seviye olduğunu söyleyebiliriz. Neden biliyorsunuz günümüzde
Giriş segmenti olarak 64-128 GB'lık dahili depolama alanları kullanılıyor. Pek fazla 256 GB görmüyoruz dürüst olmak gerekirse. Burada Xiaomi'nin 12T Pro modelinde 256 GB'lık baz depolamaya yer vermiş olması kullanıcılar için bir avantaj diyebiliriz. Zaten daha hızlı çok mantıklı olmazdı. Neden? Çünkü burada arkadaşlar sonuçta 200 megapiksellik bir kamera var ve takdir edersiniz ki 200 megapiksellik bir kamera ile çektiğiniz fotoğraflar ve videolar çok fazla yer kaplayabilir. Dolayısıyla burada 256 GB'a yer vermeleri de önemli bir artı olmuş. Diyelim ve geçelim telefonumuzun bir diğer önemli özelliği olan şarj ve batarya kısmına arkadaşlar. Burada Xiaomi az önce de belirttiğim üzere 5000 mAh'lık bir bataryaya yer vermiş. Fakat önemli olan burada ne arkadaşlar? Tabii ki de hızlı şarj desteği. Hemen şöyle cihazımızın kutusunu açıyorum. Ve içerisinden arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 120 Watt'lık bir şarj adaptörü çıkıyor. Şunu belirtelim. Günümüzde pek çok üretici zaten hızlı şarj teknolojisini kullanıyor. Fakat arkadaşlar genele baktığımızda bu hızlı şarj teknolojilerinin hani 60 Watt'ları çok fazla geçmediğini görüyoruz. Dolayısıyla burada Xiaomi'nin 120 Watt kullanması gerçekten önemli bir artı ki burada arkadaşlar sadece 20 dakika içinde bakın. Sadece 20 dakika içerisinde bu telefonu 0'dan 100'e şarj edebiliyorsunuz. Bu kullanıcılar için çok büyük bir nimet. Neden? Telefonunuzun şarjının çok az olduğu zamanlarda, zamanınızın kısıtlı olduğu zamanlarda telefonunuzu şarja birkaç dakika takarak, bakın çok değil, birkaç dakika takarak %40-%50 oranında şarj olmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu da size gün boyu yetecek bir şarj performansı sunuyor arkadaşlar. Bence burada Xiaomi'nin iki tane büyük artısı var. Birincisi tabii ki kamera tarafında 200 megapiksellik bir kameraya yer vermesi. İkincisi de arkadaşlar 120 Watt'lık hızlı şarj teknolojisine yer vermiş olması diyelim ve sonunda geçelim en çok beklenen kısma nereye? Tabii ki kameraya arkadaşlar. Bu cihazda sürekli belirttiğim üzere 200 megapiksellik bir ana kamera yer alıyor arkadaşlar. Bu ana kameranın diyafram aralığı 1.7. Buna 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası ve 2 megapiksellik de makro kamera eşlik ediyor. 8K çözünürlükte 24 fps'lik videolar çekebiliyoruz. 4K'da ise 60 fps'lik videolar çekebiliyoruz arkadaşlar. Ön yüzde ise 20 megapiksellik geniş açılı bir kameramız bulunuyor. Şimdi gelelim bu kameranın performansına. Telefonla çektiğimiz bazı fotoğrafları göstereceğiz şimdi sizlere. Ve bu fotoğrafları arkadaşlar bir de 200 megapiksellik bir fotoğrafımız eşlik edecek. Sizlere ofisimizin manzarasını çekeceğiz. Ve ardından bunu en ince ayrıntısına kadar uzaktaki bir öğeye yaklaştırarak 200 megapikselin çözünürlük tarafındaki artısını sizlere göstermeye çalışacağız. Herkese merhabalar. Elimizde 200 megapiksellik kamerasıyla dikkatleri üzerine çeken Xiaomi 12T Pro var. Şimdi ofisimizin balkonundan gayet güzel bir manzaramız var. Bu manzarada uzakları çekerek 200 megapiksellik bir fotoğrafın ayrıntılarına baktığımızda bizlere ne gibi artılar sunduğunu beraber gözlemleyeceğiz. Telefonumuzun kamera kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan hemen daha fazlaya geçiyoruz. Ultra HD'yi seçiyoruz. Normalde burada 50 megapiksel diyor ama şu yukarıdaki 200 megapiksele tıklayarak ne yaptık? 200 megapiksellik kameramızı aktif hale getirdik ve şöyle bir fotoğraf çekiyoruz. Fotoğrafı çektikten sonra girelim hemen çektiğimiz fotoğrafa ve yakınlaştırmaya başlayalım arkadaşlar. Bakın yakınlaştıkça nasıl netleşiyor? Görüyorsunuz şu uzakta ufukta görünen camiyi burada net bir şekilde görebiliyoruz. Şöyle hemen çekelim. Burada bir parti binası var. Bir okul falan var. Gördüğünüz gibi uzaktaki kuşa kadar net bir şekilde ayrıntıları gözlemleyebiliyoruz. Hatta şurada yürüyen kişilere kadar net bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz. Herkese selam. Şu an Xiaomi 12T ile beraberiz ve arka kamerasını test ediyoruz. Birazcık zoom yapmak istedim çünkü burada çok tatlış ördekler var. 6x'e kadar zoom yapabiliyor bu kamera. Birazcık da geriye alayım ve şöyle hızlıca hareket edeyim. Hızlıca hareket ettiğimde ise görüntü kalitesi böyle görünüyor.
Şu anda da ön kamerasındayım. Ön kamerada ışık vurduğunda aslında çok güzel duruyor ama vurmadığında birazcık cildim soluk durmuyor, adı değil. Öyle görünüyor, birazcık hareket ettirmeye çalışıyorum. Burada yine çok tatlış kaplumbağalarımız var. Dedikten sonra şöyle hareket edeyim. Umarım sesim de size iyi bir şekilde aktarılıyordur. Evet, şimdi Xiaomi 12T Pro modelinde 4K 60fps düşük ışık çekimi yapıyoruz. Şu anda ekrandan gördüğüm kadarıyla görüntünün tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Ki ışığımız çok düşük. Ona rağmen şöyle bir zoom yapalım. Zoom'da tabii ki pikselleşme olacak. Bu karanlıkta, bu kadar uzaktan bir çekim yaptığımız için. Fakat genellikle üst segment telefonlarda yaptığımız kamera testlerine göre bir kıyaslama yapacak olursam şu yorumu yapabilirim. Genellikle üst segment telefonlarda şu anda mesela ben trafik çekiyorum ve bu farlar kameraya yansıyor. Fakat üst segment telefonlarda bu yansımalar patlama şeklinde karşımıza çıkıyordu. Fakat Xiaomi 12T Pro modelinin en azından bu ışıkları rahatlıkla absorbe ettiğini ve gözümüzle gördüğümüze en yakın sonuçları yapay zeka sayesinde vermeye çalıştığını görüyoruz. Yani bu ışığa rağmen 4K 60fps gece performansının tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. 1080p 30 kare video çektiğimizde ise daha aydınlık bir görüntü bizleri karşılıyor. Şöyle de bir fark var. Normal açıdan geniş açılı kameraya şöyle anlık olarak geçiş yapabiliyoruz. Bu da güzel olmuş. Bu da geniş açılı kameradan normal geçiş farkı. Bunun da tatmin edici olduğunu şu anlık görüyoruz. Tabii ki titremelerin olduğu şu anda yine gözümüze çarpıyor. Peki siz nasıl buldunuz? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kamera tarafında gayet başarılı bir telefon. Ya ben güzel fotoğraflar çekmek istiyorum diyorsanız Xiaomi 12T Pro gerçekten bu açıdan size beklediğinizi sunan bir cihaz. Telefondaki Xiaomi'nin 12 serisinde tanıttığı bir özellik vardı. Belki hatırlayacaksınızdır, otofokus diye. Yani bu ne yapıyordu? Nesne hareket etse dahi ona odaklanmayı sürdürüyordu ki bu da bizlere video tarafında gayet güzel bir performans sunuyordu. Aynı şekilde bu durum 12T Pro'da da var arkadaşlar. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım ve gelelim tabii ki en çok merak edilen detaylardan biri olan fiyata. Bu cihazın fiyatı arkadaşlar, internette baktığınız zaman tabii ki RAM kapasitesine göre değişiyor. Yani 8 GB RAM'de satılan var, 12 GB RAM'de satılan var. Bu da önemli bir etken. Yani 20.000 ile 24.000 arasında değiştiğini görüyoruz ki hani günümüzde artık giriş segmenti cihazların bile böyle 10.000 TL kalibrelerinde satışa sunulduğunu düşündüğümüzde bu cihaz için 20.000 liranın normal seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şunu demiyoruz, 20.000 lira o çok uygun, bu fiyata kaçması falan demiyoruz arkadaşlar. Ama artık şunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'de gerçekten ucuza satın alabileceğimiz çok fazla bir şey kalmadı. Dolayısıyla burada akıllı telefonların bu kadar absürt fiyatlara satılması da bizleri artık şaşırtmıyor ne yazık ki. Çünkü bugün gidip bir giriş segment cihaz aldığınızda dahi size 8.000 lira,
10 bin lira gibi fiyatlar sunuluyor önünüze. Dolayısıyla özellikler yükseldiğinde, bu kadar çok fazla özelliğin bir arada sunulduğu cihazlar göz önüne geldiğinde de 20 bin liraları aşan etiketler bizleri çok fazla şaşırtmamaya başladı. Eğer Xiaomi 12T Pro hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar, bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlerin sorularına cevap vermeye çalışacağız. Önümüzdeki günlerde başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.